Selamlar, sevgiler herkese. İyisinizdir inşallah. Her şey yolundadır. Bizim hayatımız aynen devam ediyor. Yaban daha iyi toparladı kendini, biraz daha iyi. Kafasındakini en azından çıkartamıyor. O yüzden biraz mutluyum açıkçası. Minik yok. Sizin tabirinizle zıp zıp... O veterinerde kalıyor bugün. Onu verdik. O da operasyon geçirecek. Bakalım veterinerimizden görüntüler geldi. Bir problemi yokmuş. Ameliyatını olmuş. Yarın inşallah onu da alacağım. Bugün kendimi işlerden ziyade yemeğe veriyorum. Tire'ye gittim bugün. Tire'de salı pazarı vardı. Tire'nin de salı pazarı meşhurdur. Belki biliyorsunuzdur, yani çok büyük, çok güzel bir pazarı var. Bugün orada dolaştım. Bizimkiler erişte kesiyor bugün. Ben de kendimi çarşı pazara verdim. Orada dolaşırken de balık alayım dedim. Ata özellikle balığı çok seviyor. Mezgitli hamsi aldım. Bugün balkonumuzdaki sobamızda mezgit yapacağım fırında. Sobanın fırınında. Böyle basit bir tarifi var. Onu sizlerle beraber yapayım dedim. Bahçemizdeki limonlardan aldım. Limonların üzerine yapacağız. Tepside. Az önce hayvanları bir doyurdum. Bahçedeki işim bitsin. Yapımına geçiyorum. Yerine geç deyince nasıl geçiyorlar? Çünkü her yerine geç dediğimde, içeri gittiğimizde onlara bir ödül, mama vereceğimi biliyorlar. Her gün elime bir sosis parçası, işte bir kurabiye, bir bisküvi, artık ne bulursam bir şey veriyorum. O yüzden hiç beni üzmeden, kendilerini üzmeden koşa koşa heyecanla içeri giriyorlar. Ben de ödüllerini veriyorum. Şimdi sıra dışarıdakilerde, oradan bekliyor zamanının gelmesini. Hadi gel, gel bakalım. Önce bu garipleri bir doyuralım, sonra kendimizi doyuralım. Hadi gel. Ama bahçe de güzel oldu deme. Bakın şöyle. Ne güzel yeşerdi. Kış mevsiminde bahçeyi çim yaptık ya. Gerçekten hayret. Ha, bu da ikinci zıp zıp. Tamam, geliyorum. Vereceğim, bekle. Vereceğim, tamam. Sayı bazen artıyor, bazen azalıyor. Bugün 3 tanesi burada. Artık kendimizi doyurma zamanı. Odunları da kestim. Sobayı yakayım yukarıda.
Evet, başlıyoruz yemeği yapmaya. Mezgitimiz temizlendi, temizlenmiş. Bahçeden limonumuz. Şimdi limonları ince ince kıracağım. Bunları tepsiye diziyoruz şöyle. Evet, şimdi limonların üstüne balıklarımızı koyacağız. Ama önce fileto yapmamız gerekiyor. Yani yaptılar mı acaba dedim ama yapmamışlar. Evet, kılçıklarını ayıklıyorum. Bakın, fileto yapıyorum. Sonra limonların üzerine yerleştiriyorum. Evet, bu arada ateşimizi unutmayalım. Ateşin uygun olması lazım. Evet, şimdi tepsiyi dizdim bakın. Bunu şimdi üstüne tuz, karabiber, bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bunun yanında şu kalan balıkları da mısır ununu yapacağım. O zaten hep yaptığımız bir şey. Bu arada mezgiti de çok severim. Karadenizlilik var biliyorsunuz. Ordu, Perşembe. Benim dedem o taraflı. Hatta Ordu, Perşembe'de hala dede evimiz var. Yazları giderdik biz küçükken. Anneannemle dedem açardı evi. Biz de işte birkaç hafta, bir ay onların yanında kalırdık. Anneannem yapardı mezgit. Valla oradan böyle mezgite karşı bir şeyim var. Evet, zeytinyağı da dökeyim. Vallahi sanki güzel olacak. Bakın şöyle. Tabii inşallah fırınımız 200 derecelik bir ısıya geliyordur. Neyse, fırın biraz daha ısınsın. Bir yandan da şey yapacağım. Geri kalan balıkları da sobanın üstünde mısır unuyla yapacağım. Ama onu kızdırmam gerekiyor. Yoksa mezgit dağılabilir. Mezgit biraz şey, yumuşak bir balık. Önce tepsiyi koyayım bence. Thank you.
Evet, 15 dakika bekleyeceğiz. Az bir şey kaldığı için hepsini koyuyorum içine. Sesler gelmeye başladı. Sesi duyuyorsunuz mu? Evet, şimdi şunu da yağımız bir kızarsın. Zeytinyağı döktüm ama siz sıvı yağ da dökebilirsiniz. Genelde sıvı yağ ile yapıyorlar. Şimdi Gizem de salatayı yapıyor. Soframızı kuracağız. Şu yağ bir kızsın. Bunları da atacağım. Biraz daha. Evet, salatamız aradan bugün. Ara ne salatası yapıyorsun? Bilmiyorum anne. He? Marul salatası. Marul salatası. Salatasıymış. Hadi bakalım. Acele yapman lazım. Balık olmak üzere. Evet, marulun yanına başka bir şey yok mu? Marulun yanın içine biraz şu şeyden koyacağım. Ne o? Neydi onun adı? Lahana koyacağım. Buz gibi. Sadece marul salatası yapacağım. Erişte yaptınız mı? Evet, yaptık. Bitti mi? Aynen, bitti artık. Şimdi kurutmaya alacağız. Hava çok güzeldi bugün. Zaten Instagram'da da paylaştım. İnşallah yeni erişte isteyenler varsa mesaj atabilirler Instagram'dan ya da Shopier'deki açıklamadaki listeye girip oradan sipariş verebilirler. Çok güzel, bol yumurtalı, sütlü erişte yaptık. Evet, balığımızı çevirmemiz lazım. Evet, bakın. Mis gibi mis. Ne olur ne olmaz diye içeride ocakta çevirdim. Süper oldu. Aferin kızım. Aferin böyle. Eline dikkat et. Arada parmağını da yemeyelim. Gelecek bugün. Anne ya. Kaşık aldın anneciğim. Aldım. Tamam, zaten tamam, o yeter ya. Yeter yeter o. Çok yapma. Tamam, onu şimdi şey yapalım. Yağlayalım. Dur bebeğim.
Ben bununla böyle şey yapıyorum. Tamam, sen onu şimdi bir güzel yağ şey yap, karıştır. Daha sonra tabak vereceğim. Evet, o oldu. Çok fazla yakmayalım. Olmuş değil mi? Yani olmuştur herhalde. Evet, olmuş gibi ama. Olmuş olmuş. 15 dakika oldu ama. Bilmiyorum ki. Olmuştur bence. Balık çabuk pişer. Dikkat et. Nasıl olacağız? Şeyler çekmen lazım. Havlu. Baksana bir olmuş mu? Aa, biraz daha olması lazım. He? O ne? Mezgit. Üstü kızarmayacak mı acaba? Ama olmuş ya, o daha olmaz bence. Yok, neydi güzel olmuş kızar. Alayım mezgit mi? Beyaz olur zaten. Tamam, almış bence. Onu nereye koyacaksın? Hazırladın mı yerini? Şuraya mı koysun? Yanmasın. Of. Nasıl? Çok güzel. Daha artık olmaz o. Tamam. Bunun içine defne yaprağı da çok güzel oluyormuş. Bir tane koymak gerekiyormuş da nereden bulacağız? Var, ben defne yaprağı bir sürü var. Yeniver var mı dedim, hiçbir şey demedin. Var evde dedim. Allah Allah. Yazdım, mesajda da yazdım. Tüh. Neyse. Hatta biz şimdi yeni stoklarımıza da defne yaprağı koyacağız. E niye koymadık o zaman? Yayladan getirdi şey Abdullah tamam. Abi. Buldum Ada. Hadi balıklar hazır. Yağ koyayım. Zeytinyağı. Tuz içeride, tuzu içeride atarız. Bak bak, bizim bahçenin yağı o da. Biliyor musun? Ne? O döktüğün yağ bizim bahçemizin ağaçlarının yağı. Elindeki. Ne kadar çıktı bizim bahçedeki? 18 litre. Bayağı çıkmış. İyi mi? Bir damacana işte. Hadi bakalım. Anneciğim, yağladın mı onu? Nar ekşisi de döktün mü? Nar ekşisi de dök. Nerede? Bak şurada, dolabın içinde. Şu balığı artık oraya mı koydun? Bir dakika, bir tabaklarınıza vereyim. Şunları alayım da atayım mı? Ata, anlayayım ha. Adam. Yemeden ama. Bak böyle balığı var ya. Sayıklıyorsun zaten. Deniz anası gibi gözüküyor. Bu mu? Evet. Belki deniz anasıdır. Bunların ikisi de mezgit mi? Evet. Kim yiyor önce? Ata'ya sen veriyorsun değil mi? Yer gibi gözüküyor. Ye bakalım, ye. Ye de öyle kararın var. İkisi de mezgit mi bunun? Evet, aynı. Bir tanesi ha. Çok güzel. Bunun kılçığı yalnız. Yok kılçığı, ayıkladın mı? Bebeğim. Aslında çok ısıtlı adam, ama yedirin de olsun. Nasıl? Hiç yemediniz mi? Anne, yedik istiyorum. Tamam anneciğim. Al sen. Şey, benim çantamda senin soluğun var anneciğim. Yatak odasına git, getir de onu. Evet, Ada. Yatak güzel odasına. Güzel değil mi? Beğenmedin mi? Yanında. Hayır. Şunu anne. Sadece biraz tuzu eksik. Efendim. Hadi gel bu tarafa, balığını yedirim sana. Geleceğim de Hadi bekliyorum, ne oldu? Bir şeye bakmam gerekiyor. Hadi anne. Beğenmedin mi onu? Beğenmedin mi? Ben mi? Yo, beğendim. Çok güzel, ben balığın her şeyini yerim. Denizden babam çıksa yerim yani ben. Hadi bir şeye bakmayacağım. Böyle harika. Ne kadar hafif, güzel balık ya. Evet. Hiç yağ çekmemiş. Ata da benim gibi aynı. Denizden babası çıksa yer. Ha Ata. Anne, bir şeye bakayım.
Onları da balıkta kılçık yok ki kızım. O kılçıklar yeni anneciğim. Onlar çok minik balıklar. Anne. Efendim? Bir şeye bakacağım. Neye? Bir şey. Tamam bak. Bir şey. Beğenmedim mi yani? Anne, gideceğim de küçük. Ataya bak. Bir balık yedi. İki balık yedi yani. Ata beğendin değil mi? Ata balık hastası. Ata ne kadar beğendin? Çok mu? Balığı çok seviyor değil mi oğlum? Evet. Her gün balık yasa bıkmaz. Ata balıkçı, benim gibi ada etçi. Balık yerken kendinden geçiyor. Bu kemiği... Bunun yerine salatayı. Kemiği kıkırdaklarıyla kemiriyor. Bu da kılçıklarıyla yiyor. Değil mi? Evet Noah. Kılçıkları yeniyor, bunun bir şey yok. Thank you.